Kayınvalideler vallahi bilmiyorum, hele dün ne dedi sana? Pakistan'a. Bir de Sultan Hanım döndü sana, sana da geleceğiz yarın dedi. Geleceğiz dedi ya dün. Gelecekler. Geliyorlar gümbür gümbür. Geldiler, geliyorlar. Gelseler bir... de kızdırırlarsa yandırlar. Sende o damar var aslında, var. Ses etmem kızınca felaket. Bak kendi diyor, eşine hiç sinirlendin mi? Bazen oluyor tabii, ev hali olmaz mı? Olur, neye kızıyorsun? Ama eşim iyidir. Seni ne sinirlendirir? Neye kızarsın? Ben mi? Yine damarıma bastılar mı? Biraz kızarım tabii ki. Göreceğiz bakalım, o damara bugün basacaklar mı? Es mi geçecekler? Bakalım. Yanından dolanıp mı gidecekler arkadan? İnşallah bakacağız. İyi hadi biz bir mutfağa gidelim de Gülnur'la buluşalım. Gel bakalım, gel. Çok merak ediyorum valla. Puanlar da çok parlak değil bu hafta. Alışverişi tamamlamaya çalışan yarışmacımız sofrası için ekmek alıyor. Hangi ekmekten olsun? Kedi dili, kedi dili. Eyvah! Kedi dili yok. Vardır ya. Hemen yardım iste. Pardon, kedi dili nerede acaba? Gülnur Hanım. Adaşım mı benim? Adaşım. Buyurun. Kedi dili. Kedi sade dili kahve. Ben size getireyim. Kahveler de burada. İsterseniz bakın siz. Tamam, adaşmışız. Evet. Tamam, etimi de alayım hemen. Etleri koydum arabaya. Tamamdır, teşekkür ederim. Bu da tamam. 14 dakika. Başka ne kaldı? Son bitti. Mum lazım. Mum var mı burada acaba? Neyse, muma gerek yok ya. Artık beğenmezlerse bir tek onu eleştirsinler. Başka bir şeyim kalmadı. Sanırım bitti. Kedi dilimi buldularsa. Alışverişi tamamlayan yarışmacımız ürünleri kasadan geçiriyor. Listeni kontrol ettin mi? Tamam mı? Hepsini bitirdim. Hadi ödememizi yapalım. Ne kadar tuttu? 300 TL. Ödemesini de yapan yarışmacımız final sofrası için mutfağın yolunu tutuyor. Hadi gidelim mikser. Suhal Hanım, Pakistan'ım bugün bana takarsa çok fena olur yani. Vallahi o herkese taktı. Taktı, dün bana çok taktı. Çünkü gelinin puanını hiç memnun değil. Memnun değil, ben dört verdim diye. Evet, anlamıyorsunuz yemekten dedi, bilmiyorsunuz dedi. Diye. Yok, enginara karnabahar dedin diyor. Yok, öyle bir şey demedim ki, o kendi söylüyor. Dedin de karıştırdın. Yani, yanında Sultan Hanım vardı o gün senin. Ben karnabahar yemem diyordu. O sırada sen enginleri konuşuyordun. Karnabahar deyince senin de diline karnabahar gibi geldi. Olabilir canım. Tamam, yani. Hoş geldin Gülnur. Hoş bulduk. O kendi değil ki kapuska değil. Kapuska yoktu. Kapuska orada demedi canım, karnabahar dedi. Yok, dün kapuska dedi. Olabilir miyim? Gelin hanım bırak. Büyü biraz be. Büyü ya. Evet Gündürcüğüm, git sen elini yüzünü yık, üstünü değiş de gel. Tamamdır. Hadi bakalım, her şey tamam mı? Her şeyi aldın mı? Ekmek yok değil mi? Unutulan bir şey yok. Zuhal Hanım, kızımız unuttuğum bir şey yok dedi. Anneciğim, torbaları çıkaramazsan biz yardım edebiliriz. Çıkartırım. Çıkart hadi Celal teyzeciğim. Çıkaramam dersen arkadaşlarımız tamam, da yardımcı olur. Düdüklü görüyorum burada. Siz getirdiniz herhalde. Biz getirdik. Hadi bak, düdüklüleriyle gelmiş. Başka neyinizi getirdiniz? Robot getirdik. Robot getirdiniz. Düdüklü baharatları falan getirdik. İyi. Maşallah. Gene dolu gelmişler. Geldik abla. Biri bana dünü anlatsın mikser. Ah Zuhal Hanım, ah. Ne yaşadık biz dün ya? Gerçek miydi o olanlar? Dünkü gelinimiz sofrada adeta sinirleri alınmış gibiydi. Hızlı olması için uyarmamıza rağmen çok rahat davrandı. Ben şeyi çok merak ediyorum. Burada servis esnasında bütün o hengamede burada neler söyledi acaba? Hani demişler arkadaşlarım galiba, birçok şeyi hatırlatmışlar ama neydi, ben anlamadım. Ne oldu acaba? Ne yaşadı? Zuhal Hanım hiçbir şey söylemedi ki. Bir tek Pakistan'ı mı gülerek Allah Seyhan'a dedi, bir çene vermiş dedi, gelinine de sabırlar versin dedi. Evet, gerçekten Pakize Hanım'a kızdı. Kızdı değil mi? Yani gülüyordu ama kızmıştı galiba. Hem kızdı hem de Pakize Hanım'ın arkasından konuştu. Vallahi biz dün kendisini uyardık. Söyledik. Ben de eğlenmeye geldim dedi günün sonunda. Belki de hani olmayınca bazı şeyleri anladı, o da öyle dedi. Bilmiyorum artık ama çok tatlı bir insandı. O ayrı, çok sevdik biz onu. Çok sempatikti. Ama hani şeyi algılayamadım bir tek. Salatayı niye getirmedi? Ben zaten ana yemekte getirmeyi unuttum. Yemesinler o zaman dedi. Pakize Hanım'a şöyle dedi, Allah gelinine sabır versin. Ben dedim şimdi Pakize Hanım patlayacak vallahi ama Allah'tan. Ses. Hani gerçi Kadir Hanım dedi ki, gelinim sizi paylamamak için gülüyor dedi. İşi şeye vuruyor dedi, espriye vuruyor dedi. Belki de çok sinirlendi de o onun savunma mekanizmasıydı. Bazı insan öyle siniri bozulunca gülerler kızmak yerine. Tam tersi şeklinde tezahür ediyor herhalde kendisinde. Ama yani ben olsam salatayı getirirdim. Çünkü yapmış. Yaptı, hazırladı, getirdi. İkileri aldı. Yani üzüldüm de bir yandan, ama bir yandan da ne diyeyim, kocaman insan yani. Yani. Bir yere kadar biz ayrı uyardık. Arkadaşlarım içeride ayrı işte buyunu söylemişler. Ben şimdi her hafta böyle çok, siz de görüyorsunuz,
Çok ilginç şeyler yaşanıyor, söyleniyor bazen. Diyorum ki artık daha da ne görürüz canım, gördük göreceğiz. Her hafta şaşırtmaya devam ediyorlar bizi. Gerek kayınvalidelerimiz, gerek gelinlerimiz olsun. Gerçekten bugüne kadar hani çok farklı insanlar, tabii herkesin huyu suyu, farklı karakterleri de. Ama gerçekten de saniye beni dumura uğrattı tabiri caizse. Gerçekten şok oldum yani. Çünkü hani... Hiç üzülmedi yani. Üzülmeyi de hiç bırak. Üzülmedi. Yani mesela ben burada hadi yemek yaparken heyecandı, telaştı, bir şeyler aksi gitmiş belli ki olabilir. Ama burada mesela daha yemeğe yapmaya başlamıştı yani ya da yeni başlamıştı. Böyle oturdu senin gibi karşımda duruyordu daha doğrusu. Dedim ki Saniyeciğim kazanırsan 15 bin TL'yi ne yapacaksın dedim. Bilmem ne yapayım dedi. Ne yapayım? Ben de dedim istersen bana ver. Yani espri yaptım da. Hani şeyi algılamaya çalışıyorum, neden hani böyle oldu, gelirken de böyle mi geldi, yoksa sonradan mı böyle oldu, bilmiyorum. Vallahi çözemedim. Zuhal Hanım zaten yarışma öncesi konuşup yarışmacılarımızdan bilgi alıyoruz. Ne dedi? Çok merak ediyorum. Kazanmak istiyordu. İddialı mıydı? Çok iddialıyım, kazanmaya geliyorum, dilimin kemiği yoktur, kayınvalideler benden korksun dedi. Allah Allah. Ama nedense sizin de gördüğünüz gibi dün çok sakindi. Hiç ses etmedi, güldü devamlı. Neden güldü durdu anneciğim? Zuhal Hanım yarışmaya makarna verilir mi? Senin yeni de makarna yapıyor ama. Ama benimki fırında yapıyor. Ha pardon doğru. Öyle benimki bir... fırında yapıyor değişik fırında. Yani. Yani gerçekten ben şoka uğradım. Yani insan da bir yandan da üzülüyorsunuz. Üzüldük empati de yapmaya yani. Çalışıyorum da o makarna öyle gelir mi? Öyle kıyma... tabağa koymuş öyle çaldı geldi. Ya. Olmaz benimki yani. Benimkiler sarkıyordu yanından ki tabağın demedin bir şey. Gördüm bu. Gördün mü? Gördüm biliyorum. Maydanozu bir tarafta, şeyi bir tarafta, kıymalar bir tarafta. Kıyma kendini bırakmış zaten. Hoş geldin Gündür. Dünü konuşuyor. Ay bu kirpikli önlükler beni benden alıyor. Çok tatlış. Hazır mısın? Bir bak bakalım arkaya. Hazırım. Her şey tamam mı? Çıkmış mı bütün malzemeler ortaya? Hadi 2,5 saatini başlattım. Büyük final heyecanı. Son yarışmacımız sevgili Gülnur. İnşallah heyecana yenik düşmez. İnşallah. Valla ben size İnşallah. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de çok şey parlak göremedim bu haftaki gelinlerimizi ya. Bir gelinimiz hariç. Diğerleri çok vasattı. Biraz ortalama kaldı değil mi lezzetler? Şeyler. İnşallah bizim lezzetimiz güzel i̇nşallah olacak. İnşallah Gülnur hadi yap şu yemekleri be. İnşallah Zuhal Hanım inşallah. Dün de gelinimiz makarna yaptı. Spagetti kıymalı. Sen de makarna yapıyorsun ama sen herhalde bir sos mos yapacaksın değil mi? Fırında makarna beşamel sos falan. Beşamel sos yapacağım. Allah aşkına yap. Üstünde kaşar tereyağı. Yani makarna yapıyorsunuz bari onu bitti mi? Bir şey, bir form, bir şekil, bir şükül, bir sunum, bir lezzet arıyoruz. Makarna var, makarna var. Tabii ki. Zuhal Hanım benim her şey sossuz makarna yemez. Sade makarna bile yemez. O yüzden biz alışkınız muhakkak hani alelacele evde yani. Bir makarna açarsın üzerine bir peynir rendelersin öyle sade yersin atıyorum. Yok oğlum yemez ama yiyeyim. Yani yarışma programı o patates niye öyleydi? Patates pişmemişti yani çivilik de vardı öyle güzel değildi yani. Hiç tat tuz. Zuhal Hanım zaten Kadire Hanım yemeklerin olmadığını mutfakta itiraf etti. Üzüldüm o da kabullendi o da. O da. Daha yemekler masaya gelmeden kabullendi. Geriden ama, gelin de kabullendi. Da, ama Kadir Hanım dedi ki siz duymadınız. Kızım dedi tabii. Niye getirmiyorsun salatayı dedi. Böyle mi sunulur dedi. Şu Zuhal Hanım'ın tabağına bak dedi makarnaya bak dedi. Niye bunu böyle ben sana dedi maşa çıkardım dedi. Maşa verdim kıvırıp da koysaydın ya dedi. Üzüldü ama tabii ki ne ha, bir de hani çok hani el oyalayacak bir şeyler onu da serviste çok gecikti. Gecikti gitti gelmedi. Galetesi fena değildi. Ama onun dışında ana yemek bir ana güveç yemek. Vardı dün Gülnur. Evlere şenlik. Sanki patlıcanları soymamış zaten. Hadi onu soymamış anlarım bir yere kadar. Kabakları ikiye bölmüş içine. Et bu kadar. Bana bu kadar et geldi güveçin içinde. Et hiç doğramamış. Dün bana haksızlık yapılmadı. Benim gelinim hak etti onu. Ben kendine de söyledim. Haklısın anne dedi. Ben de hata dedim. Hani söylüyorsun da duymuyor. Duymuyor yani. Çok heyecan mı yaptı bilemiyorum. Servislerini yapamadı. Ben bile beğenmedim. Yani misafir bile olsa, evine gelen misafire bile öyle davranılmaz yani. Dün saçma sapan değil, her şey saçma sapandı. Ben hala dünleyim. O yemeklerin hiçbir şey diyemeyeceğim, nimettir. Zuhal Hanım'a verilecek tabak bana geliyor, bana verilecek tabak karşı tarafa gidiyor filan. Yani servis yapılması bile karma karıştı. Bırak yemeği zaten nimettir konuşmayalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.